son buz devri yaklaşık 10 bin yıl önce sona erdi. O zamanlarda dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan insan toplulukları, çevrelerinden elde edecekleri enerji ve kaynakları maksimize etmek için yeni teknolojiler kullanmaya başladılar. Bu yeni teknolojilere tarım deniyor. Gelişimi ise bizi eşik 7'ye getirir. Peki bu eşiğin ortaya çıkmasını sağlayan bileşenler nelerdir? Birincisi, toplu öğrenme sayesinde insanlar nesiller boyunca çevreleri hakkında bolca bilgiye sahip oldular. İkincisi ise buz devri sona erdikten sonra insanlar dünyanın çeşitli yerlerinde yerleşik hayata geçmeye başladılar. Bazı insanların yaşadıkları topluluklar diğerlerine kıyasla daha hızlı büyüdü ve yoğunlaştı. Dolayısıyla nüfus arttı. Mesela Mezopotamya gibi yerler Çevreden elde edilenlerin besleyebileceği kadar insana ev sahipliği yapmaya başladılar. Bu, daha fazla insanın aynı toprak parçasından daha fazla besin elde etmesi gerektiği anlamına geliyordu. Bazı gruplar basit sulama tekniklerini kullanmaya, buğday ekmeye ve etlerinden yararlanmak için keçi ve büyükbaş hayvan beslemeye başladı. Bu deneyler aynı zamanda tarımın ortaya çıkmasını sağladı küresel iklimin daha ılıman bir hale gelip sabitleşmesi de bu gelişimi destekledi. Bu koşullar bitki ekimi ve bakımını olası kılarken, hasatın da verimli olacağı konusunda insanlara güven verdi. Birkaç nesil sonra bazı bitki ve hayvanlar ıslah edilerek ve evcilleştirilerek insanlara olan bağlılıkları arttı. Hayvanlar lezzetlendikçe, beslendikçe ve uysallaştıkça çiftçiler için daha ilgi çekici olmaya da başladılar. Bu sayede tarımın da ayakları yere bastı ve yayılmaya başladı. Tarım, türümüzün güneşten gelen enerjiden daha fazla faydalanması anlamına geliyor. İnsanlar fotosentez ürünlerinden daha fazla kullanabilmek için bitkileri, hayvanları ve kendilerini çevreleyen coğrafyayı da değiştirmeye başladılar. Bu enerji patlaması sayesinde köyler, şehirler ve tarımsal medeniyetler ortaya çıktı. Bu eşiğin sonunda yaşanacak başka bir enerji patlaması olan modern devrim ise insanlığı bir sonraki eşik olan 8. eşiğe taşıyacaktı.